ben tutacağım, öyle anlaşıldı. Tek tek vereceğim, tamam, peki. Ha, öyle anlaşıldı, olmuyor, tamam, peki. Tamam, ben hallederim. Hazır mıyız? Değerli arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Marmaris'te orman yangınları devam ediyor. Kendi hesabımdan neredeyse bir yıldan beri, ya uçaklar nerede, uçaklar diyorum. Uçakları getirdiniz mi, yangın uçaklarını getirdiniz mi diyorum. Hayatımda bir devlet yönetiminin bu kadar beceriksizce, bu kadar rahat ve geniş bir şekilde yönetildiğine ilk defa şahit oluyorum. Bir ülkeye ancak bu kadar yazık edilir. Değerli arkadaşlarım, bakan açıklama yapıyor. Diyor ki, gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da gelecek diyor. Yani şöyle, peki Sayın Bakan, 4 Temmuz'a kadar herhangi bir yangın çıkmayacak. Yani sen böyle mi düşünüyordun? Yani sen ihaleyi yaptın. Ben bir yıldan beri bas bas bağırıyorum. Millet orada bir yıl öncesinde yanmış, kül olmuş bir ormanla karşı karşıya kalıyoruz. Getirdiğiniz beceriksiz bakan yüzünden orada katliam yaşandı. Bu bir yıl içerisinde siz ihaleyi gece görüşü olan yangın söndürme helikopterleriyle ilgili ihaleyi 4 Temmuz'da başlatıyorsunuz, gelecek, öyle mi? Ya aklınız yok mu sizin arkadaşlar ya? Ya Türkiye'deki bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Marmaris bölgesindeki oturan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sizin bu bakana, bu iktidara söyleyecek bir çift lafınız yok mu arkadaşlar ya? Ya ne demek? Türkiye Hava Yolları 1 Temmuz'da, Türk THK uçakları 1 Temmuz'da uçuşa başlayacak. Ya THK uçakları, Türkiye Hava Kurumu'nun uçakları sizin elinizde, sizin ambarınızda değil miydi? Ya onu bizim mühendislerimize teslim etseniz, bizim insanlarımıza teslim etseniz, 3 hafta içerisinde bu uçakları size hazır hale getirirdi. Bugüne kadar niye beklediniz kardeşim ya? Niye ya niye şov yapıyorsunuz? Neden gidip de orman yangını olup da orada cayır cayır ormanlar yanarken bakanlar oraya gidip sandalyeleri koyup da sanki orman yangınının orada görev başındaymış gibi niye şov yapıyorsunuz? Ne işe yarıyor sizin şovunuz ya? Orman yangınlarını söndürüyor mu? Cumhurbaşkanının envanterinde 8 tane uçak var. Bunu Cumhurbaşkanı yardımcısı açıklıyor. Diyor ki bizim 8 tane envanterimizde uçak var diyor. Ben buradan soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün insanlara soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterinde bir tane yangın söndürme uçağı var mı? Tek bir tane yangın söndürme uçağı var mı? 8 tane Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'nın envanterinde Cumhurbaşkanı için uçak var. Ya arkadaşlar, gece görüşü olmayan helikopterlerin hiçbir işe yaramayacağını hiç aklınız almıyor mu? Sizi nasıl bakan yaptılar ya? Türkiye'de başka bakan yapacak adam yok muydu ya? Hiç mi öngörünüz yok ya? Orman yanıyor gündüzleyin. Helikopter kiralamışsınız 3-5 tane. Gidiyorlar, suyu döküyor. Gece oluyor, hava kararıyor. Cayır cayır orman yanmaya devam ediyor ya. Ya siz nasıl bakan oldunuz ya? Sizin hiç bu konuda gerçekten, hiç bu konuda daha önceden eğitilmediniz mi? Ben şaşırıyorum, şaşırıyorum. Bakın arkadaşlar. Kiralık 14 tane uçak, 20 tane helikopter var. Gece görüşü var mı? Yok. Peki ne işe yarıyor bunlar? THK'nın uçakları 1 Temmuz'da başlayacak. Ne işe yarıyor 1 Temmuz'da başlamasını? Bir yıldan beri aklınız neredeydi? Yani bütün bunları biz söylemeyeceğiz mi? Ama bakın ben size bir resim göstereyim. Şu anda ormanlar yanıyor ya. Recep Tayyip Erdoğan burada tatil yapıyor.
Okluk koyunda. Ormanların yandığı tarafta değil, yanmadığı tarafta. Türkiye'de ekmek bulamadığı için sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza söylüyorum. Türkiye'de ekmek bulamadığı için, Türkiye'de çocuğunu okutamadığı için intihar edenlere, işe giremediği için yananlara söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı, bakın bakın burada, Okluk Koyun'da tatil yapıyor. Ama bir konuğu geliyor, bir konuk gelecek. Kim o konuk? Suudi Arabistan'daki katil prens geliyor. Burada Kaşıkçı'yı öldürtme emrini veren katil prens geliyor. Onun için o geliyor diye bakın Okluk Koyun'da prensi karşılamaya giderken özel helikopterine biniyor. Dalaman'a geçecek. Marmaris'in üstünden şöyle bir uç bakayım diyor. Göreyim ormanlar nasıl yanıyor. Benim beceriksiz bakanlarım nasıl çaresizce orman yangınlarını seyrediyor. Ben bu konuya nasıl müdahale etmedim de bu ormanlar yanıyor. Benim altımda 8 tane uçak var. Türkiye'nin bir tane yangın söndürme uçağı yok. Ama ben bir geçerken şuradan bir bakayım diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Tatili burada yapıyor. Marmaris'te Okluk Koyun'da yapıyor. Prensi karşılamaya gidiyor. Prensi karşılamaya giderken helikopterle yukarıdan bakıyor. Yarın öbür gün ona tavsiye kalkıp gittiği yerde orada eğer gerçekten Marmaris'teki yangını yerinde göreceğim diye giderse bela okurlar ona otobüsün üstünden vatandaşın başına çay atarsa. Bela okurlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir devlet adamı yoktur. Hiçbir yerinde böyle bir devlet adamı yok. Değerli arkadaşlar, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanları geliyor, başbakanlar geliyor, krallar geliyor. Ya tahammüller var değil mi? Tahammüller nedir? Ortak bir açıklama yaparsınız. Ortak bir açıklama sonucunda bir basın bülteni açıklarsınız ve birlikte bir basının karşısına geçersiniz. Peki Prens Salman'la Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Birçok konuda konuştuklarını söylüyorlar. Beraber gazetecilerin karşısına çıkabildiler mi? Hayır, çıkmadılar. Peki ne oldu? Çıkmadılar. Neden çıkmadılar? Recep Tayyip Erdoğan Prens Salman'la birlikte neden gazetecilerin karşısına çıkamadı? Çünkü bir tanesi ona şu soruyu soracak. Yahu Kaşıkçı'nın öldürme talimatını veren adam bu değil mi? Bununla ilgili dava dosyasını neden siz kapatıp görülen davayı durdurup bunu Suudi Arabistan'a gönderdiniz? Katil bu değil mi diye sorarlarsa ne olacak? Bunu 21 pare top atışı engeller mi? Bunu turkuaz halıda katili karşılamak engeller mi? Bakın bir açıklama metni yapmışlar. Açıklama metninde hiçbir şey yok. Şimdi önümüzdeki günlerde anlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını neye karşılık Tayyip Erdoğan teslim etti? Neye karşılık? Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu neye karşılık? Arkadaşlar, Suudi Arabistan prensinin basına verdiği fotoğrafı görüyor musunuz? Ya senin ne işin var havaalanında onu uğurlamaya gidiyorsun? Ne işin var? Suudi Arabistan prensi nerede? Yukarıda. Tayyip Erdoğan nerede? Aşağıda. El sallıyor bana dolar gönderir misin diye. Konuştuyduk ya. Daha ne yapayım seni diyor. Gelirken karşıladım diyor. 21 pare top atışı yaptım diyor. Sen diyor
Türkiye Cumhuriyeti'nde diyor bir adamın katledilme emrini verdin diyor. Ama benim için önemli olan bu değil, benim için önemli olan paradır, para diyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını o aşağıda, prens yukarıda böyle bir poz veriyor dünyaya. Yahu senin ne hakkın var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını bu hale getirmeye? Arkadaşlar, Türkiye'de yaşayan hiç kimse unutmasın. Ormanlar yanıyor, uçak yok. 8 tane uçağı olan Cumhurbaşkanı burada tatil yapıyor. Şu anda, şu günlerde burada tatil yapıyor. Ormanlar yanarken beceriksiz bakanları orman söndürme helikopterlerinin gece görüşü olmadığı için oturmuş orada yangını seyrediyorlar. Ne diyorlar yangını seyrederken? Bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da yok diyorlar. Bakan diyor bunu. Ya ne diyorsun arkadaş ya? Ne diyorsun ya? Bir şey olmadıysa bile muhakkak bir şey olmuştur. Bundan bir şey anlamadık da ya beceriksiz bakanlar ne demek istiyorsunuz? Herhangi bir kontrolsüzlük söz konusu değil ama kontrol edilmiş bir yangın da yok. Böyle bir şey böyle ne diyorsun ya? Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu manzarada Recep Tayyip Erdoğan buradaki Okluk Koyu'ndan, Prens Salman'ı karşılamaya giderken helikopterle beceriksiz bakanlarının nasıl çırpındıklarını görsün, bir şey yapamadıklarını görmek için yanan ormanların üstünden geçerek Prens Salman'ı karşılamaya gidiyor. Prens Salman da yukarıdan Tayyip Erdoğan'a el sallıyor. Yazıklar olsun size ya. Türkiye Cumhuriyeti'ni düşürdüğünüz durumdan dolayı size yazıklar olsun. Şimdi kalkmış bu Cumhurbaşkanı, bu Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı. Büyük ortağı. Peki küçük ortak? O ne diyor? Diyor ki, ülkemizin hiçbir yerinde Zillet İttifakı'nın iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur diyor. Yani açlık yok diyor. Yani yoksulluk yok diyor. Yani pahalılık yok diyor. Yani insanlar sıkıntı içerisinde değiller diyor. Yani benzine zam gelmiyor diyor. Yani dolar artmıyor diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza soruyorum. Devlet Bahçeli doğru mu söylüyor arkadaşlar? Bir kişi hayır doğru söylemiyor diyor. Kimden? Cumhur İttifakı'ndan bir kişi. Kim? Numan Kurtulmuş. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı bir süreç var diyor. Bu süreçte hayat pahalılığını azaltmak için de gayret sarf ediyoruz diyor. Yani Büyük İttifak diyor ki hayat pahalılığı var. Bundan kaçamıyor, bunu söylüyor. Öteki diyor ki Devlet Bahçeli de diyor ki evet Türkiye'de böyle bir tablo yoktur diyor. Arkadaş, Türkiye'deki bu yaşanan tabloyu gizlemek için bu kadar büyük bir çelişki olabilir mi ya? Bakanlar yönetemiyor. Yukarıdakiler Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleriyle ilgili birbirleriyle karşı karşıya kalmış durumda. Temmuz ayında memurun, emeklinin yasal hakkını lütuf gibi sunmaya başladılar. Ya %40'lık enflasyon var diyorsunuz. Bize göre %40 değil. %150 bize göre. Biz bunu söylemiyoruz. Bunu enflasyonla açıklama yapan bağımsız kuruluşlar söylüyor. Gerçek bu değil diyoruz. Hadi uydurduğunuz %40 enflasyon düzeyinde memurlarda bir iyileştirme yapacaksınız. Peki bunu lütuf gibi mi sunmanız gerekiyor? Bu hayat pahalılığı karşısında yaptırdığınız arttırmalar yetmiyor. Onun için yapacaksınız. Peki asgari ücret? Asgari ücretliyle ilgili Numan Kurtuluş bir şey söylemek istemiyor. Neden? Asgari ücretliler aç mı kalacak? Milyonlarca insan bir beklenti içerisinde. Ama ben dünkü basın toplantısında da söyledim. Arkadaşlar,
maaşı artırmak çözüm değil. Zamları durdurmaktır çözüm olan. Buna çare bulmaktır çözüm olan. Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla ilgili, faizlerle ilgili inadı yüzünden politika faizini yükseltmemesi nedeniyle reel faizler almış başını gidiyor. İnsanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin borcu 3'e 4'e katlanıyor. İnsanlar mahvolmuş durumda. Pahalılık almış başını gidiyor. Sen ben zam yapacağım. Ya zam, bugün zam yapıyorsun. Bir ay sonra yaptığın zamın karşılığı yok. Devlet böyle yönetilir mi? Devlet başka ülkelerden gelen insanların sana sadakasıyla yönetilmeyi bekletilir mi? Prens Salman sana para verecek. Sen de Türkiye Cumhuriyeti'ni mi yöneteceksin? Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimini, varlığını, devletin varlığını yerle bir mi edeceksin? Bunu mu yapacaksın? Arkadaşlar, aynı zamanda Numan Kurtuluş'a diyorlar ki bir kişi bir yerde yasa gereği maaş alıyor. Başka yerden de 2 maaş alıyor, 3 maaş alıyor. Ya o zaman diyor temsili olarak alması gerekir diyor. Şimdi ben soruyorum. 250 TL alan askeri ücretlilere soralım. Özür dilerim. 4250 TL alan askeri ücretlilere soralım. İletişim Başkanı Tayyip Erdoğan'ın prensi. Şimdi 4250 lira alan asgari ücretli vatandaşımıza desek ki bu görevinin dışında, iletişim başkanlığının dışında İstanbul'da borsadan 29.000 TL daha verilsin mi verilmesin mi? Verilsin mi verilmesin mi? Ne derler? Ne derler arkadaşlar? Fahrettin eğer Cumhurbaşkanı'nın prensi ise ve ona böyle bir hakkı tanıyorsa ve millete asgari ücrete zam yapmadan çile çektirmeyi gerçekten reva gördüyse bu Recep Tayyip Erdoğan'a, AKP'nin genel başkanına bu millet ne söyler? Eğer birazcık yüreği varsa böyle bir anket yaptırsın. Değerli arkadaşlar, ben defalarca girdim ama konunun üstü kapatılıyor. Şimdi bakan açıklama yapmış tank paletle ilgili. Diyor ki bizim elimizde motor yok. Biz Almanya'dan bu motoru almaya çalıştık. Maalesef yok. O yüzden de tank yapamıyoruz diyor. Tabii şanzıman kutusu da olmadığı için ikisi yüzünden tank imalatı gerçekleşmiyor diyor. Peki ben de buradan soruyorum. Ben Sakarya milletvekiliyim. Sakarya'daki tank palet fabrikasını 25 yıllığına 3,5 yıldan beri Ethem Sancağı neden peşkeş çekti? Madem motor yoktu, yerde tank üreteceğiz diyorsun. Motorunu yapamıyorsun, şanzımanını yapamıyorsun. Kaportasını yapıyorsun diye yerde tank üretebilir misin? Madem sen bunu beceremeyecektin, tank palet fabrikasını Katar'a ve Ethem Sancağı başka bir ülkenin ordusuna neden peşkeş çektin? Bir, bu bir. İki, arkadaş parayı kim götürdü? Kim götürdü parayı? Ethem Sancak ayrıldı gitti. Açıklama yaptı geçen gün. Diyor ki ben 60 milyon lira aldım. 50 milyon masrafım vardı. Talip Öztürk de 60 milyon lira aldı ayrıldık diyor. Biz 10 milyon lira kar ettik diyor. Başka bir şey yok diyor. Ya bir gerçek bu kadar saptırılır mı? Ethem Sancağı sesleniyorum. Sen BMC'yi satın aldıktan sonra BMC'nin %49.9'unu 300 milyon dolara sattın mı satmadın mı? Sattın. Oradan aldın 300 milyon doları cebine koydun. Hani 10 milyon dolardı? Hani 10 milyon dolardı? 90 milyon doları
hisse orantısıyla söylüyorum bunu da. Tayyip Öztürk'e sattın mı satmadın mı? Sattın. E 90 milyon doları da aldın cebine koydun. Etti 390 milyon dolar. E sen bu parayı aldın kardeşim. Şimdi 120 milyon dolar daha almışsınız Tayyip Öztürk'le beraber. E ben buradan söyledim. Yalansa yalan Engin Özkoç. Biz 480 milyon dolara BMC'nin hisselerini, yani benim, Ethem Sancak'ın ve Tayyip Öztürk'ün hissesini satmadık de. Sattınız mı kardeşim bu hisseleri? Devrettiniz mi? Devrettiniz. Kaça devrettiniz? Ben iddia ediyorum 480 milyon dolara devrettiniz. Aldınız mı 60 milyon dolar, 60 milyon dolar, 120 milyon dolar? Aldınız. Geriye ne kaldı? 360 milyon dolar para kaldı. Nerede bu para? Kim aldı? Kim aldı arkadaşlar? 120 milyon doları eğer mevcut hisse paylarınızdan aldıysanız, eğer böyle söylüyorsanız, o zaman Tosyalılara sattığınız rakam 480 milyon dolar nerede? Buna bize bir açıklık getirsin birisi ya. Böyle bir hırsızlık olur mu? Şu anda aradan yaklaşık 3,5-4 yıl geçmiş, tank yok. Ethem Sancak yok. Para yok. Ethem Sancak diyor ki para bende değil. Para kimde? Para kimde soruyorum. Ethem Sancak, Recep Tayyip Erdoğan öyle anlatıyor Ethem Sancak. Bize dedi ki yeter artık siz ayrılın dedi. Biz de 60'ar milyon dolar aldık ayrıldık. Peki Ethem Sancak sen ne diyorsun? Geri kalan parayı Recep Tayyip Erdoğan bir başkasına mı verdi? Yoksa bunun üstünde herhangi bir para alınmadı mı? Tosyalılara bedava mı verdiniz bu şirketi? Bedava mı verdiniz? Bunu çıkıp anlatın kardeşim. Bir, tank palet fabrikasını tank yapmayı da beceremediniz. Derhal Türkiye Cumhuriyeti ordusuna teslim edin. Derhal. Bu konuyla ilgili sonuna kadar peşini bırakmayacağız. Ne kadar parayı hiç ettiyseniz peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğim. Hepinize teşekkür ederim. Çıkarsınlar. Yani çıkarsınlar çıkar. Biz Cumhurbaşkanı'na endekste olsun. Yani kimse bize şu biz sizden dolayı bunu yaptık demesin. Milletvekillerinin böyle bir talebi yok. Biz sizden dolayı işte Cumhurbaşkanı'nın maaşı arttı. Sizin de maaşınız artıyor. Ama bunu sizden dolayı yaptık. Böyle bir şey yok. Milletvekillerinin böyle bir talebi yok. Milletvekillerinin maaşının Cumhurbaşkanı'na endekste olmasını eğer biz çıkartalım diyorlarsa çıkartsınlar. Çıkartsınlar. Milletvekillerinin böyle bir isteği, böyle bir talebi illa bizim maaşımız Cumhurbaşkanı'na endeksli olsun diye böyle bir talebimiz ve isteğimiz yok. Başka sorusu olan? Yok. Teşekkür ederim.